Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Sehil bin Huneyf radıyallahu anh. Ebu Sabit, Ebu Said, Ebu Ümame ve Ebu Abdullah künyeleriyle de anılan Sehil bin Huneyf, Medineli ilk Müslümanlar arasında yer alıyordu. Sehil, Es'ad bin Zürare'nin kızı Habibe ile izdivaç yapmış ve bu evliliğinden Ebu Ümame, Es'ad isimli bir erkek evladı dünyaya gelmişti. Şirk, Hicaz topraklarında bir kara delik gibiydi. Kadınlar, köleler ve fakirler, toplumun ne kadar zayıf halkası varsa hepsini birden içine çekiyor ve yok ediyordu. İslam dininin gelmesiyle birlikte bütün mazlumlar birer birer o kara deliğin içerisinden çıkarılıyordu. Sehil de bu kutlu mücadeleye hicretin ilk yıllarında gece gizlice kavminin putlarını kırarak iştirak etmişti. Sehil aynı zamanda Allah Resulü'nün bazı emirlerini tebliğ etmek üzere Mekke'ye elçilik görevini üstlenmişti. Bedir gazvesi başta olmak üzere bütün savaşlara katılan Sehil, Uhud gazvesinde İslam ordusu bozguna uğradığında Allah Resulü'nün yanından ayrılmayarak onu korumaya çalışanlar arasında yer aldı. İyi bir ok atıcısı olduğu için Allah Resulü, "Sehle ok yetiştirin çünkü o Sehil'dir, kolay ve isabetli ok atar" diyerek onu takdir etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Nadir gazvesinde elde edilen ve yalnız muhacirlere ayrılan ganimetlerden çok fakir olmaları dolayısıyla Ensardan Ebu Dücane ile Sehl'e de pay verdi. Sehl, antlaşma yapılacak kimselerin müşrik olmasına binaen, Hudeybiye antlaşmasına gönlü yatmamasına rağmen, Allah Resulü'nün barış emrine rıza gösterdiklerini söyleyerek, Müslümanlar arasında çıkacak bir ihtilafı engellemeye çalıştı. Kays bin Sa'd ile birlikte Kadisiye'de bulundukları bir sırada önlerinden geçirilen bir cenaze için ayağa kalkmışlar, oradakilerin kendilerine bu kişinin bir Yahudi olduğunu söylemesi üzerine Sehil, Resulullah'ın da bir Yahudinin cenazesi için ayağa kalktığını ve bunu yadırgayanlara "O da bir insan değil mi?" cevabını verdiğini hatırlatarak hem sünnete bağlılığını göstermiş hem de insana verdiği değeri ortaya koymuştu. Hazreti Ali radıyallahu anh, Şam seferine çıkarken Sehil ile istişare etti. Basra'ya giderken yerine onu bırakarak Medine'ye vali tayin etti. Ayrıca Sıffın savaşının ardından Fars'a vali tayin edildi ancak Farslıların kabul etmemesi üzerine bu görevi gerçekleşmedi. Sehil, Hazreti Ali radıyallahu anh'a ilk biat edenlerden biri olup Sıffın savaşına katıldı. Fakat savaşmak için çok istekli görünenlere nasihatte bulunarak bu kararlarının doğru olup olmadığını yeniden gözden geçirmelerini söyledi. Sehil, hicretin 38. yılında Hazreti Ali radıyallahu anh ile çıktığı Şam seferinden döndükten sonra Kufe'de vefat etti. Kendisini bir Yemen kumaşıyla kefenleyen Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçhe cenaze namazını fazla bir tekbirle kıldırdı. Sebebini soranlara ise Bedir ashabından olan birinin bu ayrıcalığı hak ettiğini söyledi. Hazreti Ali'nin Şurtatül Hamis denilen güvenlik güçlerine mensup olan Sehil, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka Zeyd bin Sabit'ten hadis rivayet etmiş, kendisinden de iki oğlu Ebu Ümame Eşhat ve Abdullah ile
Abdurrahman bin Ebu Leyla gibi pek çok kimse hadis öğrenmiştir. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.